Sayın Emniyet Müdürüm, değerli misafirler, sevgili sanatsever dostlar. Giresun Musiki Cemiyeti'nin hazırlamış olduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında atamızın sevdiği şarkılar konserine hepiniz hoş geldiniz. Ne mutlu ki bu tarihi anlara tanıklık etme bahtiyarlığına eriştik. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa'yı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Efendim, dile kolay, tam 100 yıl geçmiş. Behçet Kemal Çağlar bu anları görmüşçesine yazmış sanki şiirini. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im, hey! Ben Mustafa Kemal'im. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda deyip, öyle girdim savaşa. Komut verdim, şahlandı cümle vatan. Boğdum kör talihi zindanında. Bahtı gülen anaları yurdumun, gökleri, dağları, denizleri. Yarınları güvenip de uyuduğum aslan yeleli ışığı sınırlarımın Mehmetleri, tutun ellerinden yüreklerinizin, sevginizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim bir tanem Türkiye'lim, sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im, ben Mustafa Kemal'im. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre cemiyetimiz Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden sonra Türkiye'nin en eski musiki derneği unvanını elinde bulundurmaktadır. Nisan 1957'de kurulan Giresun Musiki Cemiyeti ne mutlu ki bugün 66. sanat yılını kutlamaktadır. Sanat adına 66 yıl önce Zekai Akbulut, Sırrı İnal, Osman Kalyoncu, Saim Şenyurt, Süleyman Gül, Çetin Tataroğlu ve İzzet Birsan ile yola çıkan Giresun Musiki Cemiyeti, Sinop'tan Hatay'a, Isparta'dan Kırklareli'ne kadar uzanan vatan coğrafyasında birçok konseri imza atmıştır. Türk halk ve Türk sanat müziğine sayısız değer kazandıran cemiyetimiz, radyonun olmadığı yıllarda verdiği konserlerde sadece Giresun'un değil, Türkiye'nin marka değeri olmuştur. Yine Giresun türkülerinin bugünkü formuna kavuşmasında da Giresun Musiki Cemiyeti'nin rolü büyüktür. Cemiyetimiz 100. yılda bir cumhuriyet hanımefendisinin başkanlığında sanat yolculuğuna devam ediyor. Bu sebeple ayrı bir mutluluk yaşadığımızı ifade etmeliyim. Zira bu konserin de diğer konserler gibi eksiksiz olması için yoğun gayretler gösterdi. Fakat bu sabah ufak bir rahatsızlık geçirdi. Çok istemesine rağmen şu an aramızda değil. Kendisinin selamlarını iletmemi istedi. Hepinize selamları var efendim. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz başkanım. Ayrıca onun bugün doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun Seher Başkanım. Efendim, kendisi burada olsaydı size hitap edecekti ve muhtemelen benim ve konudaki diğer öğretmen arkadaşlarım da öğretmenler gününü kutlayacaktı. Ben de onun adına bütün öğretmenlerimizin geçmiş öğretmenler gününü kutluyorum. Şimdi onun hazırlamış olduğu ama bu gün aramızda olmadığı için okuyacağı mesajını okuyorum size. Saygıdeğer sanatsever misafirlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak üzere büyük bir özenle hazırladığımız Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan Cumhuriyet konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında bu özel konserimizle sizlerle Cumhuriyet Bayramı haftasında birlikte olmayı planlamıştık. Ancak yaşadığımız dünyada sadece kendi bağımsızlığımızı düşünmek yeterli değil. Filistin'de yaşanan savaş bizleri derinden etkiledi. Bugünkü savaşı düşünerek barışın, insan haklarının ve cumhuriyetin önemini daha da iyi anlıyoruz. Ne mutlu bizlere ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderimiz, cumhuriyet yönetim şeklimiz. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün liderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. O tarihten itibaren geçen 100 yıl ülkemizin büyük bir dönüşüm ve modernleşme sürecine şahitlik eder. Atatürk sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve sanat alanındaki reformlarla, büyük bir lider olmuştur. Sanata ve müziğe olan sevgisi Cumhuriyetimizin temel değerlerini güçlendiren unsurlardan biriydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, müziği sadece bir sanat değeri olarak görmemiş, aynı zamanda ulusal bir kimlik inşasında önemli bir araç olarak değerlendirmiştir. Onun sevdiği şarkılar, kişisel tercihlerini yansıtmakla kalmamış, bir milletin duygusal zenginliğini ve birliğini ifade etmiştir. Onun unutulmaz sözlerinden biri olan "Bir millet sanattan yoksunsa tam anlamıyla bir millet olma vasfını taşıyamaz" sözü derin bir anlam taşır. Giresun Musiki Cemiyeti olarak büyük bir gurur ve coşkuyla toplandığımız bu özel konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar aracılığıyla geçmişimizle olan bağımızı güçlendirmeyi ve gelecek nesillere bu mirası aktarmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda kültür ve sanatın önemini vurgulamak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Ve bu akşam bizler sanat ve kültür dünyamıza ışık tutan bir mirasın parçası olan 66 yıldır bu güzel şehrimizde faaliyet gösteren Giresun Musiki Cemiyeti çatısı altında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanımıza destek veren belediyemize, belediye başkanımıza, Aytekin Şenlikoğlu'na, her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen siz değerli misafirlerimize, derneğim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu konsere bizleri büyük bir özenle hazırlayan, başta değerli şefimiz Muammer Usta olmak üzere, değerli hocamız Ahmet Çetin Karamehmetoğlu'na, hanende ve sazendelerimize, bana da teşekkür etmiş, onu aşıyorum, beline, kameramana, ışığa ve ses yönetmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ve bir kadın olarak bugün bu görevde bulunabiliyorsam, seçilebiliyorsam, seçebiliyorsam, özgürce insan gibi yaşayabiliyorsam en büyük teşekkürü Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına yapmayı bir borç bilirim. Cumhuriyetimizin 100. yılında birlik ve beraberlik içinde değerlerimize sahip çıkarak sanatın gücünü hissetmek dileğiyle hepinize keyifli bir akşam diliyorum ve nice yüzyıllara diliyorum. Bayağı da uzun oldu. Yani ilk defa okudum. Kusura bakmayın. Türk'ü lisan ettimse. Efendim, Cumhuriyet konseri dedik konserimize. Çünkü Cumhuriyet özgürce şarkı söylemek demektir. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür bireyler demektir. En çok da biz olmak demektir. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Evet, selam olsun Nazım'a bu dizelerle, onu da rahmetle anıyoruz. Bizlere bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı sunan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Konserimiz sazlarımızdan dinleyeceğiniz Mehmet Çelebi'nin Uşak Feşrevi ile başlıyor. Ardından koromuz bestesi Asım Bey'e ait Uşak bir eser seslendirecek. Cana rakibi handan edersin, ben bir nevayı giryan edersin. Şarkının güftekarı bilinmiyor. Eskiler şarkıların sözleri, yani bilinmeyen olduğunda la edri ifadesini kullanırlarmış, Arapça bir terim. Bu akşam la edri birçok şarkımız olacak. İkinci olarak
bestesi Serkis Ucuyan'a ait Nihavent bir eser. Seslendirelim koromuz. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Her ne kadar güftekarı la edili görünse de sözlerin 1800'lerde küçük yaşta zorla evlendirilen İhsan Raif Hanım'a ait olduğu söylenmektedir. Koromuz son olarak bestesi Faik Bey'e ait rast bir eser seslendirecek. Bu eserin de güftekarı bilinmiyor. Nihansın lideden ey mestin ağzım. Şimdi koromuzu yönetmek üzere cemiyetimize çok uzun zamandır mecanen hizmet eden cemiyetimizin bugünlere gelmesinde emeği çok büyük olan usta bir ismi davet ediyorum. Alkışlarınızla Muammer Usta! Thank you.
sırada bestesinin ve güftesinin kime ait olduğu bilinmeyen bir eser var. Bu bugün böyle meçhullerden gidiyoruz. Şimdi eseri cemiyetimizin eskilerinden, yani 66 yıllık cemiyet diyoruz ya, işte onlardan biri seslendirecek. Aynı zamanda halk müziği koromuzun da şefi kendisi. Şahane gözler, şahane diyecek. Alkışlarınızla Hüseyin Kılıççı. Alkışlarınızla Fatma Çalcalı.
Efendim, kurumuz sırasıyla Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı iki eseri seslendirecek. İkisi de yakinen bildiğiniz eserler. İlki Çökertme, ikincisi ise Bülbülüm Altın Kafesi. Kurumuz alkışlarınızla sizlerle. Selam et.
Solo eseri seslendirecek miyiz yoksa? Ha, devam edeceğiz. Tamam. Evet. Şimdi aslında bir solo eserimiz var sırada değerli izleyenler. Fakat Fikriye Hanım'ın, Fikriye Gamlı olan kendinin annesi rahatsızlandığı için konsere çok istemesine rağmen çıkamadı.
Ona da geçmiş olsun diliyoruz burada. Eseri eklemedir Koca Konak. Onu şimdi alkışlarınızda koromuz seslendirecek. Buyurun. Solistimiz ilk solo performansını sergileyecek. Fakat çok yakıştı sahneye, bilesiniz. Fikrimin ince gülü diyecek. Alkışlarınızla Ferda Gemicioğlu.
solistik ve koristik yapmış güçlü bir ses okuyacak. Alkışlarınızla müzik öğretmenimiz Hatice Eroğlu. Thank you.
Efendim, birinci bölümün son eserini koromuz seslendirecek. Eserimizin bestesi Saadettin Kaynağı Güftesi ve İhli Bingöl'e ait. Beraber okuyacağımız bu eseri bilmeyeniniz yoktur. Hatta büyük işte size düşecek eminim. Çile bülbülüm, çile! Alkışlarınızla koromuz sizlerle. Sonra birlikteyiz. Evet, ikinci bölümümüze güzel bir harmanlılığıyla başlayacağız. Pırıl 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 bir üniversite hazırlık öğrencimiz gelecek. Osman Şakar hocamızın hazırladığı Yağız Alp Öztürk alkışlarımızla harmanlılığıyla karşınızda. Thank you.
cenazeye hazırlanıyor. Dua edin. Allah yolunu açık etsin. Amin. Evet. Sırada çok güzel bir eser var. Yücel Paşmakçı'nın derleyip notaya aldığı bir eser. Bir fırtına tuttu bizi diyecek. Pırıl pırıl çok güzel bir ses gelecek huzurlarınıza. Öncesinde kanun taksimi olacak. Yine onun yabancısı olmadığı eşi eşlik edecek kendisine. Ne kadar mutluluk verici bir durum. Alkışlarınızla Büşra Usta. Thank you.
bestesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptan Zade Ali Rıza Bey'e ait bir eser var. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efendim. Eseri, klipleri TRT'de dönen pırıl pırıl bir müzik öğretmeni seslendirecek. Alkışlarınızla Eda Bayraktar. Thank you.
Efendim şimdi sırada koromuz iki eserse. Seslendirecek. Fakat onun öncesinde ben sazları takdim etmek istiyorum sizlere. Ud'da besteleri TRT repertuarına girmiş bizim aynı zamanda sanat yönetmenimiz Udi Bestekar Ahmet Çetin Karamehmetoğlu. Kanunda her geçen gün kendini aşan, bütün çalışmalarımıza özveriyle katılan Mustafa Ensar Usta. Yine onunla kardeş kardeş çalışan ve her çalışmamıza yine katılan, kendini her gün yenileyen kemanda Erdem Usta. Yine kemanda ayrı bir sanatçılık özelliği bulunan, aynı zamanda romancı olan, 3 romanı var bildiğim, doğru mudur? Caner Tek! Şimdi asker... Evet, biraz sonra, bundan sonra asker olacak. Kemanda... Enes Aydın! Akordiyonda yılların sanatçısı Mehmet Meral. Klarnette Samsun Belediye Konservatuvarı'ndan ve her çalışmamıza severek koşarak gelen Mustafa Mengütekin. Ritimde arkadaşımız Miraç Yıldırım Dönmez. Yine ritimde halk müziği sanatçımız, aynı zamanda yılların sanatçısı, cemiyetimizle beraberdir yaşı neredeyse ama göstermiyor. Alkışlarınızla Hüseyin Kılıççı. Gitarda yaradana kurban olurum. Yüzüncü yılda aynı sahnedeyiz. Gurur verici bir şey. Barış Ali Koca. Piyanoda, bağlamada, on parmağında on marifet. Doğan Can Başıklıoğlu. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepsine. Gerçekten özveriyle çalıyorlar, çalışıyorlar. Şimdi sırada anonim iki eserimiz var. Koromuz seslendirecek. Birincisi bildiğiniz Vardar Ovası ve ikincisi Pencere Açıldı Bilal Oğlan. Alkışlarınızla koromuz sizlerle. Kazan, 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 k
Sırada Muzaffer Sarı Sözel'in derleyip notaya aldığı bir eser var. İzmir'in Kavaklıları. Eseri seslendirmek üzere aramıza bu yıl katılan bir arkadaşımızı davet ediyorum. Alkışlarınızla Mustafa İşsever. Thank you.
Bestesi ve güftesi Saadettin Kaynağı ait eseri Ahmet Çetin Karamehmetoğlu'nun ud taksimiyle güçlü bir ses okuyacak. Okumayacak. Yeminim de harem mi? Evet, oymuş. Hata bende. Evet. Anonim bir eser. Yemenim de hare var. Alkışlarınızla koromu sizlerle. Ölümsüzleştiren arkadaşlarımız var. Erhan vardı burada. Erhan Aydın. Burada mısın Erhan? Gitmiş ha burada. Evet Erhan Aydın ödüllü bir fotoğrafçı ve bu gecemizi ölümsüzleştiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yine ödüllü bir yönetmen var aramızda ama bu akşam ödüllü bir iş yapmıyor. Kamerayla bizi çekiyor. Erkan Selim Öngöz. Evet, bestesi ve güftesi Saadettin Kaynağı'a ait olan eseri Ahmet Çetin Karamehmetoğlu'nun ud taksimiyle güçlü bir ses okuyacak. Alkışlarınızla Selim Mumcuoğlu. Yaşıyor. Durmuş sağlamaşıyor.
Konserimiz sona eriyor. İlk iki eser derleyen ve notayı alan Muzaffer Sarı Sözen, Hoş Gelişler Ola ve Atabarı. Son eserimiz Gençlik Marşı, beste Felix Körling'e, güfte Ali Ülvi Eloğlu'ya ait. Alkışlarınızla koromuz sizlerle.